Merhabalar, bu videoda 3 boyutlu yazıcımıza tolerans testi yapacağız. İyi seyirler. Bu teste neden ihtiyaç duyuyoruz? Bundan kısaca bir bahsedeyim. Her yazıcının bir toleransı vardır. Benim gibi tasarımlarını kendi yapan kişiler bu toleransı bilmek zorundadır. Böyle bir zorunluluğumuz var. Çünkü tasarladığımız parçalar eğer iç içe geçecekse bu toleransa sadık kalmamız gerekiyor. Son zamanlarda hatta bu açılabilen kılıçlar var ya, iç içe geçerek basılıyor, tek seferde basılıyor. Bunların ayarlarının nasıl yapıldığıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bu videoda bu ayarların %80'ini hallediyor olacağız. Bu videoyu o yüzden baştan sona kadar izleyin. Genelde bu kılıcı basıyorlar ama açılmıyor ya da birbirine geçmeli bu parçalar tasarım yapılıyor. Baskıyı aldıktan sonra parça istenilen şekilde birbirine geçmiyor. Hemen hızlıca dilimleme ayarlarına bir göz atacağız. Burada aslında iki tane test yapacağım ben. Birincisi normalde dilimleyiciyi kullandığım ayarlarında yapacağım. Onları bir gözlemleyeceğiz. İkincisinde ise asıl trikler orada olacak. Neler yapmamız gerekiyor? Buradaki toleransları nasıl daha ince ve hassas hale getirebiliyoruz. Bunlara bakacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden bunu bir dilimleyeyim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada bir tane daha modelimiz var. Bu tabii basmayacağım ben. Bunu size göstereyim diye buraya almıştım. Bakın bu da yerinde basılan kapaklı bir kutu. Bu kutunun basımı bittikten sonra kapağını kendisi menteşeleri üzerinde olduğu için direkt kapatabiliyoruz. Şöyle yapayım. 0.2 mm hassasiyette tasarlamış bunu tasarlayan arkadaş. Bu tasarım bana ait değil ama daha önceden de bastığım bir kutu. Çok hoş, güzel, farklı ölçüler de tasarımları var. Bunu da videonun açıklamalar kısmına linkini bırakırım bulabilirsem. Şurada bakın menteşenin oluştuğu yerde şu katmanda, hatta bir altına inelim. Bakın sadece 0.2 mm yani şurayı yazdıktan sonra 0.2 mm yükseklik, bir daha çıkıyoruz ve menteşenin yazımı başlıyor. Yani 0.2 mm hassasiyetteki bir parçayı çalışır bir şekilde biz yazıcımızla basmaya çalışacağız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli. Şuradan tabloya geleyim tekrar. Şu modeli sileyim. Daha sonra basacağız. A tuşuna bastım. Modeli ortaladım. Bir tuşuna bastım. Tepeden bakıyorum. Dilimle dedim ve yazıcıya göndereceğim. Baskısını alacağım. Daha sonra baskı üzerinde konuşuyor olacağız. Şimdi baskımız başladı. Baskıyı yaparken de ufak ufak bu işin ince noktalarından bahsedeceğim. Bakın burada ilk önemli ayar tablo ayarıdır. Tablo ayarımız düzgün yapılacak ve baskımız tabloya güzel yapışacak. İkinci önemli ayarımız baskı hızı. İlk katman hızı mesela şu anda bu parça için hızlı. Ben her videomda söylüyorum. Her parçayı aynı hızda kesinlikle basamayız. O yüzden basacağımız parçanın hızlarını biz ayarlayacağız. Burada dilimleyicimizdeki direkt ayarlarıyla basmaya başladık ve bakalım sonuç nasıl olacak. 0.1 mm hatta 0.2 mm'nin düzgün çıkacağını zaten zannetmiyorum. Gerçi benim yazdığım 0.1 mm hassasiyette basamıyor. En azından 0.4 mm nozzle'da. Bu arada söylemeyi unuttuysam bilmiyorum, başta söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Bu testi 0.4 mm nozzle'da yapıyoruz. Şu anki baskı hızı da gerçekten yüksek. Bu tarz parçaları basarken baskı hızını birazcık düşüreceğiz. Yani zaman kaybedeceğiz ama eğer yaptığımız baskıyı olması gerektiği gibi almak istiyorsak burada biraz zaman harcayacağız. İkinci önemli parametre ise akış ayarı. Kesinlikle akış ayarının güzel yapılmış olması gerekiyor. Kanalımda akış ayarının nasıl yapılacağıyla ilgili videom var. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Baskıya devam ediyor. Baskı tamamlandıktan sonra zaten baskıyı inceliyor olacağız. Baskı tamamlandıktan sonra görüşürüz. Şimdi tolerans testimizin ilk baskısını aldık. İncelemeye başlayalım. Şöyle parçayı bir kaldırdığımda bakın 0.6, 0.5 ve 0.4 zaten yerinden ayrılıyor. Gördünüz mü? Benim makinemin toleransı aslında 0.3. Fakat 0.3 de burada biraz zorlayarak çıktı. Yani küçük bir yer şurada. Bunu da zaten ikinci baskıyı alırken dilimleyici ayarlarından bahsedeceğim size. Neden yapıştığını. 0.2'ye baktığımda ise birazcık zorladığımda şu kısımda bakın şurada bir yapışma var. Bundan çıkamıyor. Ama ben makinemi zorlarsam, yani gerekli ayarları yaparsam 0.2 mm hassasiyette de baskı alabiliyorum. 0.1 zaten bu baskıda çıkmayacak. Çünkü dilimleyicide bunun bir ayarı var. Bakın tamamen yapıştırmış. Bu ayarı yapmazsak eğer dilimleyicide kesinlikle bu hassasiyette çıkartamayız. Evet, bu parçada durum bu. Şimdi bilgisayarımızın başına geçelim ve ince ayarlarımızı yapalım. Asıl önemli nokta burası. İnce ayarlarımızı yapalım. Nelere dikkat edelim?
etmek gerekiyor? Bunları detaylı bir şekilde konuşalım. İkinci testimizi yapalım. Şimdi ilk baskımızı aldık. Bakın hatta bunun dilimlenmiş haline bakalım. 0.1 milimetrede şurayı böyle tırtıklı tırtıklı şekilde dilimledi. Bu dilimleyicide değiştireceğimiz bir ayarla alakalı. İkinci alacağımız baskıda dilimleyicide de bir takım ayarlar değiştireceğiz. Bunlardan zaten baskıyı alırken birkaç tanesinden bahsettim. Şimdi bu ayarın ya da bu tarz parçaları sorunsuz bir şekilde alabilmemizin en önemli noktalarından biri videoda da söylediğim gibi tabla ayarı. İkincisi akış ayarı. Üçüncüsü geri çekme ayarı. Bu üçü kesinlikle ana kuraldır. Eğer bunları düzgün ayarlamadıysanız geri çekmeyi düzgün yapamazsa bakın şurada dikiş izleri var. Buralarda birikmeler olacak. Zaten fark ettiyseniz videoda da benim makinem 0.3 mm hassasiyette ama şu kısmından bir yapışma olmuştu. Burayı ayırmıştık ve o şekilde parçayı alabilmiştik içinden. Biz bunları da istemiyoruz. Biz güzel temiz bir baskı istiyoruz. Kesinlikle geri çekme ayarımız, akış ayarımız ve tabla ayarımız düzgün olacak. Tabla ayarı neden önemli? Şimdi nozzle bakın şu parçayı şurada yazıyor. Buranın tabla ayarı atıyorum meme ile arasında 0.2 mm var tam. X ekseni bu tarafa doğru geldikçe bu oran değişiyorsa 0.1'e kadar düşüyorsa örneğin yani tabla sağa doğru hafiften yukarıya kalkıyorsa haliyle filament burada tabla ile nozzle arasında ezilecek. Ezilince daha fazla yayılacak. Bu yayılmadan dolayı da bu aradaki istediğimiz 0.2 mm'lik hassasiyet ya da 0.1 mm'lik hassasiyet kapanacak. O yüzden tablanızın güzel ayarlanmış olması gerekiyor. Şimdi ince ayarlarına geçelim. Bakın bunu Prusa Slicer'da anlatacağım. Çünkü ben Prusa Slicer kullanıyorum. Kanalımda da Prusa Slicer'ı nasıl kullanacağınızı anlattığım detaylı bir video serisi var. Bunu da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Öncelikle baskı ayarlarına geliyorum. Bakın bizim için önemli parametrelerden biri şu dikişlerdir. Bu dikişleri eğer biz hizalı yaparsak şuralarda filament birikmesi olacak. Bu filament birikmeleri de bu parçaların ayrılmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak. Biz bu filament birikmelerini bakın şurada zaten 0.2 mm'de gördüğünüz gibi birbirine neredeyse değiyor. 0.3 mm'de çok az ayrık. Tabi dediğim gibi diğer çevresel faktörler yani tabla ayarıdır, akıştır. Bunları da göz önünde bulundurursak bu parçada yapışır ki zaten bizim aldığımız baskıda da yapışmıştı. Bu ayarı bir düzeltelim. Baskı ayarlarına geliyoruz. Hemen buradan katman başlangıç konumunu rastgele yapacağız. Hemen gidelim. Yaptığımız şeyi bir kontrol edelim. Şimdi dilimle dedik. Bakın gördünüz mü? Neredeyse bu dikişler birbiriyle hiç karşılaşmıyor. İşte bu kılıçları basmaya çalışan arkadaşların ilk yaptığı hata bu ayarı yapmamak. Eğer dikişlerinizin hepsi aynı hizadaysa o bastığınız kılıç kesinlikle açılmayacaktır. İkinci ayarımız çevre oluşturucu. Eğer arakne değilse burası, burayı klasiğe alacağız. Neden? Şimdi arakne bizim duvarlarımızın kalınlığını sürekli değiştiren, baskı hızını artıran ve yazıcıyı iki iki yormak istemeyen bir algoritma çalıştırır. Bu özellikten zaten Prusa Slicer eğitimlerimde bahsediyorum. Yine oradan bakabilirsiniz. Burayı da klasiğe aldık. Şimdi tekrar dilimleyelim. Bakın 0.1 mm'nin az önce arakne açıkken hatta tekrar açayım bunu dilimliyorum kafa karıştırmasın diye şuradan da dikişleri kapattım. Bakın gördünüz mü 0.1 mm'nin çevresini neden böyle zikzaklı bir şekilde yaptığını. Geldim tekrar baskı ayarlarına bunu klasiğe çektim. Şimdi dilimleyeceğim. Gördünüz mü? Artık 0.1 mm'lik açık burada var. Evet. Üçüncü ayarımız sıcaklık. Ben bu tarz baskılarda yani açılıp kapanan veya birbirine geçmeli olan baskılarda sıcaklığı bir miktar düşürürüm. Benim genellikle kullandığım sıcaklık 215 santigrat derecedir. İlk katmanı 215'te bırakırım. İkinci katmanı 208 ya da 210 derecelere düşürürüm. Çünkü hızı da düşüreceğimiz için 208 derecede ekstrüder rahatlıkla besleyecektir. Hızı düşürmezsek yine bu sıcaklık akış problemlerine sebep olacak. Filament kısmına gelmişken soğutmayı da ayarlayalım. Kesinlikle burada fanı minimum %90 açıyorum ben. Fanı daima açık tut deyip %90 yazıyorum buraya. Fan çalışacak. Geldik hızlara. Burada eğer bu modeldeki gibi ayrılmalar ilk katmandan başlıyorsa kesinlikle ve kesinlikle ilk katmanı yavaş yazdırın. Şu öbür modeli bir daha bir alayım ben. Bakın burada menteşe nerede başlıyor? Şu kısımlarda başlıyor. Yani şuralarda hareketli oynar bir bölüm yok. O yüzden ilk katman normal dilimleyicimin ayarlarında kalabilir. Fakat buraya geldiğimde yine yavaşlatırım baskıyı. Burayı yavaş yazdırırım.
yazsın ki burada problem gerçekleşmesin. Buna dikkat ediyoruz. Yani baskı hızı bu tarz basacağımız yerinde montajlı parçalarda çok önemlidir. Bunu güzel ayarlamamız gerekiyor. Hemen baskı ayarlarına geldim. Hız parametreleri. İlk katman hızını 5 mm saniye düşüreceğim. 25 mm saniye ayarlayacağım. Bakın burada hızlanma kontrolü de önemli. Yani makinemin ivmesi önemli. Ben burada bunları 1000 mm saniye kareye çekeceğim. Evet, makinem daha agresif hareket etmeyeceği için kapatmaları yapmayacak. İki parça arasında herhangi bir kapatma yapmayacak. O yüzden daha hassas bir baskı alacağız. Tekrar tabloya geldim. Şu modeli tekrar siliyorum. Bir tuşuna bastım. Tepeden bakıyorum. Bir dilimleyelim. Evet, şimdi gelelim diğer ayarlara. Ne yapacağız? İlk katman hızını düşürdük ama benim baskı hızlarım hızlı bir baskıya göre ayarlı. Yani acceleration'ı düşürdüm burada ama burada tek tek ben duvar hızı, küçük duvar hızı bunlara oynamak yerine genel olarak hızı değiştiriyorum. Bunu da nereden yapıyorum ben? Özel G-code kısmına geliyorum. Burada makinem daha ilk başlarken hemen şuraya M220 S60 diyorum. Yani bu aslında biraz daha modele göre de farklılık gösteriyor ama bu parçada %60'a kadar çekeceğim hızı ve parçanın basımı %60 hızla devam edecek. Yazıcıda ise ekrandan yine yazıcının hızını düşürebilirsiniz. Akış oranını ayarlayacağım. Yine bunu da en başta yapacağım. Yani normal akışından 1 mm miktar daha azaltacağım. Bunu da M221 parametresiyle yapıyoruz. Zaten kanalımda akış ayarını yaptığımız videoda bu komuttan bahsetmiştik. Bu komutun parametresini de %96 olarak veriyorum. Evet, ne yaptık şimdi? Yazıcımızın ilk katman hızını düşürdük. Akış ayarını %96'ya çektik. Yani %4'lük bir akış azaltması yaptık. Fanı %90 olarak ayarladık. Daha sonra genel hızımızı %60'a çektik. Yani bunu baskı ayarlarındaki şu hız bölümünden de ayarlayabilirsiniz. Ama ben genel olarak tüm hızları %60'a çekiyorum. Başka ne yaptık? En önemli noktalardan bir tanesi katman ve duvarlardaki katman başlangıç konumuydu. Bunu ayarladık. Çevre oluşturucuyu klasik olarak ayarladık ve ayarlarımızın hepsi bitti. Yani kılıç basmak isteyen arkadaşlar bu katana gibi kılıçlara basmak ya da benim az sonra basacağım gibi bu tarz yerinde montajlı parçalara basmak isteyen arkadaşlar bu ayarlarla kesinlikle düzgün bir şekilde baskı alabilirsiniz. Ha şimdi ben burada akışı %96'ya çektim. Bunu kendi yazıcınıza göre gözlemleyerek ayarlayacaksınız. Yani ben şimdi hadi burayı değiştireyim tekrar %98 yapayım. %2'lik bir akış azaltması yapayım. Ondan sonra gözlemleyelim. Ama dediğim gibi benim makinemin geri çekme ayarları, tablo ayarları düzgün bir şekilde yapılmış durumda. Bunlar önemli. Geldim tabloya. Şimdi dilimle dedim ve şimdi bu baskıyı alacağım. Baskı bittikten sonra da bu baskı hakkında konuşuyor olacağız. Şimdi baskımız başladı. Bakın makinemizdeki kodlarla yaptığımız hız ayarını ve akış ayarını göstereyim. Bakın hızı direkt zaten başlangıçta %60'a çekti. Şuradan menüye giriyorum. Bakın ayar kısmına geliyorum. Akış %98'de. Ben de %98 ayarlamıştım. Siz eğer kodla ayarlamıyorsanız bunu yani dilimleyicide ilk başta ayarlamadıysanız yine yazıcınızda buradan akışı düşürebilirsiniz ve hızı da düşürebilirsiniz. Baskı tamamlansın. Gözlemleyelim. İkinci baskımız da tamamlandı. Hemen bunun da incelemesini yapalım. Bakın şöyle aldığımızda şunda herhangi bir sorun yok. 0.4'te de yine sorun yok. 0.3 yine sorunsuz. Önemli olan şu 0.2'yi çıkarabileceğiz mi yerinden? Evet, 0.2'de çıktı. Burada akışı bir 0.2 daha azaltsaydık daha güzel olacaktı. Sıcaklığı da bir 1-2 derece daha azaltabiliriz. Hızla ilgili bir problem yok gibi gözüküyor. Şimdi 0.1'i çıkartabileceğiz mi? Ona bakıyoruz. Maalesef yerinden çıkmıyor. Evet, şu an kendi yazıcım için şunları söyleyebilirim. 0.3 zaten benim sürekli kullandığım tolerans değeri. Eğer gerçekten çok naçar kaldıysam 0.2'yi de bu şartlar altında kullanabilirim. Yani 0.3'ü normal yazıcımın ayarlarında tolerans değerleri olarak kabul ediyorum. Hiçbir şey değiştirmeden. Fakat 0.2 toleransa inmem gerekiyorsa bu sefer ne yapıyorum? Akış değerini %2, %4 civarında azaltıyorum. Sıcaklığı biraz düşürüyorum ve hızı azaltıyorum. Şimdi videoda bahsetmiş olduğum o küçük kapaklı kutuyu basalım ve onun incelemesini yapalım. Bakalım o kutuyu çalıştırabileceğiz mi? Buradaki modeli siliyorum ve yazdırmak istediğim diğer modeli buraya alıyorum. Önce bir dilimleyeceğim. Şu
Şu menteşe kısmı nerede başlıyor ona bir bakacağım. Bakın şuralarda başlıyor. 14 mm civarında, hatta 15 yapalım. Burada yapacağım tek şey buraya özelleştirilmiş G-kod ekleyerek burada makinenin hızını düşüreceğim. Daha sonra yazıcı ayarları özel G-kod tarafında yapmış olduğum şu değişikliği de kaldıracağım ki baskı o kısma gelene kadar hızlı olsun ve oraya geldiğinde yavaşlasın. Şöyle başına noktalı virgülü koydum. Artık bu kodu tanımayacak. Tekrar dilimle diyorum. 15 mm'ye geldiğinde yavaşlayacak. Bir de bana sesle bildirim versin. Evet, M300 komutuyla bir de sadece bip sesi istedim ki hızını düşürdüğünü anlayabileyim. Tamam dedim. Diğer ayarlarımı sabit bıraktım. Yani fan ayarları, sıcaklık ayarları, akış ayarları sabit kaldı. Yani bir önceki modelimle aynı kaldı. Çünkü 0.2 mm bir hassasiyet istiyoruz. Evet, artık bu baskıyı şuradan yazıcıma yükle ve yazdır diyorum. Yazıcımın baskıyı tamamlamasını bekleyeceğim. Evet, baskımız şu şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun görünmüyor. Bu arada az önce hızını %60'a düşürdü. Yine burada da baskı sıcaklığımız 208 santigrat derece olarak devam ediyor. Baskımız tamamlandı. Şimdi tablodan alacağım ve bakalım çalışacak mı? İnceleyelim. Evet, baskımız bu şekilde. Bakın, dikişleri rastgele vermiştik. Kapakta bu şekilde bir görüntü oluştu. Yani bunu aslında kendiniz de deneyerek görebilirsiniz. Dikişleri rastgele verirsiniz ya da akışı biraz azaltıp hizalı bir şekilde de verebilirsiniz. Ben burada rastgele verdim. İç kısımlarda kaldı zaten. Bakın, dış kısımlarda çok fazla bir dikiş yok. Bir şuralarda küçük küçük var. Şimdi kapağı kaldırmaya başlıyorum. Bakalım çalışacak mı? Yoksa model kırılacak mı? Evet. Ve modelimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Eğer bu modeli basabilirseniz bahsettiğimiz o kılıç modellerini çok rahat bir şekilde basarsınız. Bu benim gördüğüm en zor modellerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi bakın şu menteşe şurayı fokuslayabileceğim mi? Gördünüz mü? Şu menteşenin olduğu kısımlar çok ince. 0.2 mm hassasiyet istiyor ve bu da bu şekilde çalışıyor. Evet, bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.